Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Beyond Köftes'in 39. bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu teorik olarak 40. bölüm ancak 39 olarak kabul ediyoruz. Çünkü abuk bir sebepten ötürü önceki 39. bölüm silindi. Evet ve inventörümde 64 tane kekim Rus görüyorsunuz. Şu arkadaşlar değişecek demek oluyor bu. Ya mana üretimim artık bana yetmemeye başladı. Bu arada şurada da ufak tefek değişiklikler var. Mesela şunlar birleşti ve elektrolizerler yerleşti. Bu her şey bitince detaylı bir ders vereceğim. Ve şu arkadaş buraya konuldu. Filtreleri yerleştiriliyor. Ve önceki bölüm asıl yaptığımız şey şu mesela. Bu. Advanced Information Plane ve onun extenderları. Bununla MFSU'larımdaki veriyi okuyor. MFSU'larıma bağlı onlar. Ve bir adet tarla. Bu Ender Ion'un tarlası ve buna ho koymak gerekiyor. Şu da Rancher, bu da milk üretiyor bize. Evet. Basitçe burası böyle. Burası benim genel bir tarım alanım olacak. Ve yavaştan. Buna çok güzel hizmet ettiniz ancak. Artık size veda etmenin zamanı geldi. Evet. Buraları kazalım. Evet. Basitçe bu şekilde ilerliyor. Kekim Rusların ne olduğunu biliyorsunuz. Pastayla mana üreten bir şey ve o demin gördüğünüz çiftlik kısmı ise tamamen pasta üretimi içinde. Ama sıradan bir pasta üretmeyeceğim. Hayır. Yani vanilla pasta değil üreteceğim şey. Ha, gerçi Emi Network'e vanilla pastanın craftını da öğrettim. O ayrı mevzu. Bu arada bunu değiştirmekteki tek üzüldüğüm nokta şu overgrowth seedler geri alınamıyor. O yüzden köşedeki overgrowth seedler kalacak mesela. Evet. Bu şekilde zahmetli bir. Sen de azıcık git. Herhangi bir şekilde geri gelmiyorlar maalesef. Yani geri gelseler çok hoş olurdu ancak olmuyor maalesef. Ve tabii ki de her videoda olduğu gibi, gerçi her videoda değil. Önceki bölümü çekerken pek de gelmedi mesaj. Acaba bakalım nereden geliyor bu sefer mesaj. Karakal'dan. Neden şaşırmadım? Bana çoğunlukla zaten Karakal'dan mesaj geliyor. Evet. Bu arada Kekim Uruslar için bayağıdır aklımda olan bir düzeneği kuracağım. Aynı şeyi, benzer bir yöntemi bu arada Applied Energy Sticks'in seedlerini büyütürken de kullanacağım. Benzer bir makineyi. Ama genel olarak şu an sadece Kekim Uruslar için söz konusu aynı arkadaş ve cidden bu mana glasslar sertleşmiş mi? Eskiden bu kolay kırılıyorlardı diye hatırlıyorum. Tamamdır. Evet. Ve mana glass'ımız gelsin şöyle. Hepsini kırmıyorum şu an çünkü bir kısmı kalsın önceden.
bize destek sağlamak açısından enerjimiz bitene kadar ve tabii ki de buralar 4 olacak. Ve o elimdeki overgrowth seedler. Ayrıca şu nedir diye soracak olursanız, bu şekilde craft edilen bir arkadaş ve şunu otomatik olarak dolduruyor. Tabii hala kendi Tomcraft alanımı oturtmadığım için bu arada bir saniye. Tam pasture seed'im varmış. Sizi hızlıca bir dönüştürelim. Tamamdır. Ve bu çekimuruslar bu şekilde buraya yerleşecek. Kablolar gözüksün mü gözükmesin mi? Gözükmesin. Tamam. Gözükmeyeceklerse buradan yol alıyoruz. Evet. Kabloları buradan döşeyeceğiz. Ve kekimurusları yerleştirelim. Kekimurus. Ya ismi bile çok güzel bir çiçek. Evet. Ve maalesef bunlar gidecek. Evet sevgili kekimuruslar, siz de şöyle tekrar gelin. Evet 32 tanesini yerleştirdik. Inventory'yi azıcık boşaltalım. Spreader kalsın. Evet, cable. Her cable'lar zaten inventory'deymiş. Tamam. Buraya bir adet controller lazım. Çünkü 8 kanaldan fazla kullanacağız. 9 kanal kullanacağız tam olarak ve alt networklerle uğraşmak istemiyorum ve bu sefer de e-posta geldi ve biraz önemli bir e-posta. Tamam abi, gereken şeyi okudum. İşle alakalı. Ama bu sefer ne geldi bilmiyorum. Ve sana ihtiyaç yok. O zaman bize bir adet wrench. Şimdi sen git. Get a wrench. Alanet. Dağıttık azıcık. Ve inventörüm inanılmaz derecede dolu. Şunları ben geri koymamışım. Sen pixie dust'ları koymuştum. Neyse. Oo. Evet, buradalar. Ve dışarıdan da kedi sesleri geliyor. Harika, videomu trollemek için herkes el ele vermiş durumda. Evet. Şimdi şurayı da kapatalım. Orayı coverlayacağız.
Sen gel. Ayrıca sen şöyle gel. Sen de tabii şunu şöyle ayarlayacağız. Şöyle gel. Harika. Ve bir adet export bus. Ve buna tabii ki de cheesecake. Ve crafting card. Crafting card sadece stoklanmış itemleri kullanmasın. Şurayı şu şekilde dolduralım. Sadece iki stack barındırsın burada. Ve unuttuğumuz bir detay daha var. Bu network enerjiyi nereden alacak? Bu bir alt network çünkü. Evet ve alt network'ümüze de enerjimizi verdik. Voila. Hayır sen şöyle. Şimdi gelelim buradan. Hatta şuradan da gelmemiz lazım. Kablo yetmeyecek diye düşünüyorum. Evet. Sırasıyla kablolar. Aslında yetti. Ama ucu ucuna yetti de tüm sisteme yetmedi. Aa yok. Bir saniye. Tamamdır. Önce bunları biraz yükseltip ardından keki ayarlayacağız. Ve ben neden bir Castiel tonuyla konuşuyorum bilmiyorum. Evet. Castiel tonumuzu geçtiğimize göre Cable. Gel. Ardından Wool. Teşekkürler. Ve bu sıkıcı mum tonluğumuzun ardından şunları da yerleştirelim. Ve bunları sadece kek alacak şekilde programlayalım. Sonra da ME interface. Ne? Evet, block play. Block place edemiyorum. Bunlar block olarak place edilemiyor bunlar tarafından. Vanilla cake'i deneyelim. Aa doğru, yanlış. Terminal seni şuna koyacağız. Bunlar sıvı ile craft yapabiliyor. Tamam, deneyelim bunu. Bakalım. İlk olarak şunlara şuna bir de şunu ekleyelim. Evet, normal keki koydu.
Bunu neden koymuyor? Evet, yüzey problemli değil. İlginç. Bir de bir şey deneyeceğim. Acaba yatay bir yüzeye koyabilir mi? Yani böyle bir şekilde koyabilecek mi? Deneyelim. Bırakıyor. O zaman bunu koyabilir miyiz? Ama bu da enerji tüketiyor. Nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Hani vanilla cake koymak istemiyorum. Ya da sallayıp vanilla cake mi koyalım? Sallayıp vanilla cake koyuyorum. Tamam. Bunu artık manuel destek olarak kullanırız. Tabii ki de. Önce bunu bir kaldıralım. Sonrasında da şunları koyalım. 1, 2, 3 ve hepiniz vanilla keki programını. Programlandınız mı? Evet, programlandınız. Sonrasında da tamamdır. Bu gayet makul. Öncesinde bir şu kekleri de yedirelim azıcık. Evet, anında canavar gibi yiyorlar. Ve şu an mana spreader yetişmemeye başladı. Evet, gördüğünüz gibi şu an mana spreader yetişmiyor hiçbir şekilde. Tabii craftingimiz de yetişmiyor, o ayrı mevzu. Ama bu duraksama onları biraz büyütür. O yüzden de ben yedim biraz. Neyse, bunu da koymuş olalım. Bir adet daha. 4. Evet, şu an biraz sessiz olduğumun farkındayım. Biraz düşünüyorum bir yandan. İşin komikliğini. Gördüğünüz gibi bu Elven Mana Spreader mıymış? Evet, Elven Mana Spreader'mış. Gaia değilmiş. Ben bunun Elven'ı zannediyordum. Şimdi aslında
saniye. Monocle. Ve telefonum çalıyor. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve bir şey fark ettim. Gördüğünüz gibi bunların alanları aslında bayağı geniş. Tabii şu an uçamıyorum. Bayağı geniş bir alanları var yani bu kadar formation plane aslında gereksiz. Tekrar şu alana bakalım. Gördüğünüz gibi mesela şuna girelim. Evet, bu bile onu kapsıyor. Hem teknik olarak ben şuraya falan bir yere koyacağım ve çalışacak. Blood Moon Rising. Ben uzun zamandır Köftesistan'da Blood Moon'a rastlamazken bugün bu ikinci Blood Moon'um. İlginç. Fazla ilginç. Ve bunu kırdım. Harika. Evet ve kekimur uslarım. Gelin. Evet ve bu şekilde kekimur usları yerleştirdik. Bakalım kek... Evet, device online. Kek istiyorum. Evet, Wheat eksik. Evet, bu Wheat'in üretimini... Oops. Bir şekilde hızlandırmamız lazım ve onunla uğraşacağım azıcık. Evet. Ay, bir saniye. Ha, gel. Şimdi feed üretimi. Seni hızlandırmanın yöntemi var bayağı bir. Mesela şu solarları, day bloom ve night shade'leri ben yukarı taşıyacağım. Ve onlar yukarıda onların verimliliğini artıracak bir hale gelecek. Ve bu arada sana bakmaya devam edelim. Sanırım bunlar kalacak bir yandan. Kekimuruslar. Evet, bu şekilde kalacak. Karar verdim. O zaman biraz daha kekimuruz şu taraflara koyabilirim. Tamam, bunları da bir şekilde geri koyarım artık. Evet, bu da çeri. Missing diyor. Evet. Benim bir şekilde wheat spamlamam lazım. Bir şey merak ettim. Direkt bone'u koyabiliyor muyuz? Yoksa illa bone meal'a çevirmek mi lazım? Bakalım. Direkt bomu koyabiliyorsak da ilginç olacak çünkü. Hayır, koyamıyormuşuz. Evet, bom yıl kullanalım. Diğerlerini de ben burada manuel kullanacağım. Evet, bu şekilde feed üretmeye çalışıyoruz.
Otomatik hızlandırma yöntemleri var. Onlara da girişeceğim azıcık. Ama bu şimdilik bu böyle duracak. Evet ve bakalım slot boşalmış tamamdır. O zaman kaldığımız yerden devam. Daha aktif bir mana üretimi yaptık ancak wheat üretimimizi arttırmamız lazım. Wheat üretimimiz bizi karşılamıyor. Evet, anında yeniliyor. Barley de üretemiyoruz. İlla bunu üretiyoruz. O zaman izniniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.